Herkese merhaba arkadaşlar. Siz Skyland şehrimizin 28. bölümüyle karşınızdayım. Bir önceki bölümde 27. bölümde e, bir hata yapmıştık işte. Videoyu bitirmiştik. Ondan sonra tekrardan kısa bir e, kesit sunmaya çalışmıştım elinden geldiği kadar. E, onları kaçırmadık. Yani herhangi bir şekilde bir problemimiz yok aslında bakarsanız. Ama ufaktan tekrardan hatırlatmak e, gerekecekse eğer hani atıyorum mesela bazıları oluyor işte e, burayı yanlış yaptık diye hemen hop çıktı, çıkabiliyor yani videolardan. O tarz durumlar yaşanabiliyor. E, ben tekrardan ufaktan hatırlatmak e, istiyorum bu durumu. E, şimdi biz bir önceki bölümde şöyle bir hata yaptık. Bu kendimiz e, şeyleri çektiğimizde gemi yolunu çektiğimizde kendimiz gördüğünüz gibi bu yolu çektiğimizde şuradan bu yolu çektiğimizde e, ufaktan hatalı olmuş. Yani direkt buradan basıp buradan çekmemiz lazım. Yani, yani şu hizadan alıp bu şekilde çekmemiz lazım bizim bu yolu. Ama ben bu taraftan çektiğim için bağlantı sorunu yaşadığımızdan kaynaklı olarak herhangi bir şekilde buranın bağlantısını görmüyor gemiler ve hiçbir şekilde gelip gitmiyorlardı gemiler. Bunu çözdük. Herhangi bir sıkıntımız yok. Şu anda gayet güzel bir şekilde limanlarımız ikisi iki limanda çalışıyor. Zaten bunlardan birine tren yolu bağladığımızda çok daha güzel bir şekilde çalışacak. Tren yolu da muhtemelen sağ taraftan verdiğimizden dolayı Herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız zaten bu tarafa doğru vermeyeceğiz. Direkt içeriden kendisi geri çıkacak tren yolundan. Güzel bir şekilde problemsiz bir şekilde burası çalışmaya devam edecek. E, şu yolla alakalı ufak tefek sıkıntılarımız var. Bunları gördüm ben videoyu e, izlediğimde kısaca izledim videoyu baktım. E, video çekerken kendi ufaktan farkında oluyorsunuz ama ister istemez yani bazı yerleri kaçırıyorsunuz. Yani maalesef e, eğer video çekenleriniz varsa aranızda zaten e, bu tarz denemem denemişse bile yani birkaç kere video çekmeyi illaki bu tarz problemleri yaşıyordur diye tahmin ediyorum yani. Şöyle hafiften yolun dengesini ayarlayalım. E, gerçekten gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Şu anda burası hiçbir problem yaşamayız. Biz bu trafiğiyle, buranın trafiğiyle alakalı çünkü iki şerit geliyor, iki şerit gidiyor şeklinde e, yollarımız var. Gayet güzel bir şekilde buralar akacak. Hiçbir problem bize çıkartmayacak. E, üç şerit geliyor zaten oradan. Güzel. E, buradan herhangi bir şekilde bağlantı vermeyelim. Tamamdır. Daha sonra sağ tarafa iki şerit dönebiliyor. E, i̇ki şerit bu tarafa ileriye doğru gidebiliyor. O şekilde işe işimiz var. Hatta şöyle bir şey yapalım. Bir saniye. kontrol esli. Yaptığımızda bir şunu iptal, bu buraya gelsin, daha sonra bu buraya gelsin, yani bu hiçbir şekilde dönmesin oraya. Yani isterse de buradan devam etsin, üç şer şeklinde kullansınlar yolu gayet güzel bir şekilde, hiçbir sıkıntı yaşamayız veya şunu iptal edelim mesela tekrardan. Daha sonra şu kırmızıya verelim bunu yeşili iptal edip şu tarafa verelim. O şekilde de akışı sağlayabiliriz aslında çok bir problem yaşatmaz diye tahmin ediyorum burası. Şimdi biz bu bölümümüzde William Wonka isimli bir arkadaşımıza bir mahalle ayarlayacağız, bölge ayarlayacağız kendisine de o bölgeyi ona isim vermiş olalım. Belki depo bölgesine bir isim verebiliriz Willy Volka şeklinde veya başka bir bölgeye yapar mıyız bu bölümde emin değilim ama muhtemelen depo bölgesine verelim ki o ismi çok daha düzgün bir şekilde işleyişimiz devam etsin. Çünkü hani rastgele şuraya bir mahalle oluşturursak çok da hoş bir işleyişimiz olmaz şehir anlamında ama depo bölgesi ticaret merkezimiz olacağı için e, buraların yollarını daha güzel hale getireceğimiz için e, Burayı kolay bir şekilde kullanabiliriz diye tahmin ediyorum şu anda. Şimdi arazi düzleme aracımızı alalım şuradan e, bir hiza alalım kendimiz. Daha sonra şuraları bir ufaktan düzeltelim. Hatta birazcık daha büyütelim fırçayı. Şöyle tamamen büyütelim buraları. Burada tamamen dümdüz olsun bu şekilde. Biraz fazla yapıyoruz gibi ama olsun. Evet yollarımız falan birazcık <laughs> ilginç korku yolları gibi böyle. Etrafına şeyler falan çekebiliriz belki buraların ufaktan hani bariyer falan tarzı bir şeyler çekebiliriz. Çünkü birazcık değişik bir yol tarzı yapmış olduk buraya. Evet biraz garip bir yol oldu. Enteresan ama sıkıntı var mı? Yok tabii ki. Buraları da hizalayalım tamamen. Evet, güzel bir şekilde buralarda ee, işlerine devam ettirecek faaliyetlerine. Ortası birazcık yüksek olabilir. Hiçbir sıkıntı değil. Aslında ee, indirebiliriz aslında sanki değil mi? Şuradan alalım izayı, indirelim burayı niye yükselsin ki? Doğru ki yere? Hemen buraları da aynı şekilde indirip yükseltelim. Tamamdır. Yani şurası birazcık hoş durmadı ama hemen fırçamızı tekrardan küçültelim. Birazcık daha büyütelim. Şuraları dolduralım tekrardan. En azından o yolun etrafı hoş gözüksün. Bir bagla gibi gözükmesin. Yani garip bir şekilde daha oradan ayrılıp tekrardan birleşmez. Yani çok hoş bir görüntü olmaz o en azından. Yani şu anki iş işimiz açısından. Şu Ctrl-Z yapalım. Şu izadan alalım hemen. Şuraları da düzeltelim hızlı bir şekilde. Tamamdır. İdare eder yani bazı yerlerde oluyor yani bu tarz bölgeler. Yani dağın şekli sonuçta biz oluşturmamışız. Şu eğim aracıyla sanırım birazcık daha düzgün ayarlayabiliyorduk. Değil mi? Yani çok sırtmayacak şekilde kalabilir. Yani bu şekilde tümsekler oluşabilir. Hiçbir problem yok. Bunun dediğim gibi bu tarafına birazcık şey çekeriz. Korku, bariyer tarzı bir şey çekeriz. Yolun etrafına ki daha hoş bir görüntü elde etmiş olalım. Sıkıntı yaşamadan anarşi moduyla çok rahat bir şekilde yaparız onu. Hiçbir problem çıkartmaz bize şimdi bizim depoları daha güzel bir hale getirmemiz açısından öncelikle şuraya bir mahalle vereceğiz vereceğiz vereceğiz. E, tabii öncesinde şu petrol olayını bir kaldırmak istiyorum da bir şeyi kontrol ediyorum hemen. Tamam şuradan kaldıralım önce bir petrolü. E, şuraların bir petrolü silelim tamamen şu bölgeyi. Yolun ilerisine geçmesin hiçbir şekilde petrol. E, yan taraflarda olabilir ona karışmayacağım. Şuralarda kalsın tamam petrol. Hiçbir sıkıntı yok buradan sonrası için. Evet bu şekilde devam edelim paramız sürekli dengesiz zaten her zaman yani bitirli o dengeye oturamadı şu anlık İlerleyen zamanlarda oturacak zaten yavaş yavaş şimdi depo bölgemizi bu şekilde yapacağız ama arka taraftan da yol çekip depoları devam ettirmemiz lazım bizim şöyle bir yol çekeceğim öncelikle ben ee, bir saniye bakıyorum hemen İki şeritli tek yön yol olursa sanırım çok daha güzel olur veya sanayi yolu bile çekebiliriz aslında depo kısmına şuradan bir yol çekelim veya şu taraftan mı çeksek şuradan çekelim biz ee, istediğim şekilde olsun diye buradan 90 derecelik açıyı bulup o açıyla getireceğiz buraya ki olayımız bu evet 90 derece ama tabii bu gene bu şekilde olmasını istiyorum ben ama niye bu şekilde aldı bu? Hmm, bu bu şekilde almaması lazım aslında. Değil mi? Yani sıfırdan alması lazım. Ya evet evet sıfırdan alması lazım. Ufaktan bir sıkıntı çıkartıyor bu bize. Sıfırdan al. Aynen bu şekilde. Hemen getir buraya kadar. Olması gereken olay bu aslında. İstediğim tarz bu yani en azından. Ee, bu şekilde getirdik ee, buraya sanayi gene depolarımızı kuracağız depoların arkasından yani Yol geçmiş olacak bir de önün, ön tarafına depolar kuracağız gene O şekilde bir işe iş olacak burada tamamen Şimdi depolara bir gelelim Bunlar normal şeylerdi eşsiz fabrikalardı Depolardan orta ölçekli depo koyalım mesela buraya 20000'den koyabiliriz rahat bir şekilde Araya iki boşluk şeklinde koyalım bakalım güzel bir görüntü elde etmek istiyorum ben burada sadece amacım bu şu anda Buraya getirdik bu şekilde depolarımızı. Daha sonra bir borç olaylarına bir bakalım. Bakalım çekebiliyor muyuz borç. Ha ödemişiz zaten onları falan. Çek. Hepsini çek. Ee, daha sonra sularını bir çekelim tabi buranın. Ee, suyunuzu çektik. Önden gelecekler. Daha sonra şimdi asıl olayımız aslında güzel e, görüntü elde edeceğimiz olay şu olacak. Şöyle bir yol çekelim hemen. getirdik bıraktık yolumuzu. Buraya depo çekeceğiz tekrar aynı şekilde. Depolarımız şuradaydı. İki boşluk şeklinde devam ettirelim depolarımızı gene aynı şekilde. İki boşluk, iki kare boşluk şeklinde depolarımızı koymaya devam ediyoruz bu şekilde. Evet ee, biraz fazla mı getirdik burası eşit olmadı sanki değil mi Aynen Eşit olmadı çünkü yol yok yani diğer tarafta aslında Hemen onları bir bakalım deneyeceğiz çekeceğiz Şöyle Çekelim hemen Yani çok o kadar da detaylı bir hizalamaya gerek yok aslında ama hani en azından yapmışken tam olsun istiyorum yani açıkçası. Şuradan da bir su yolu çekiyoruz hemen bu tarafa. Şimdi buraya iki tane yol sokacağız yani. Hem iki taraftan da girecek buraya yol. ayrı ayrı birbirlerini engellemeden girecek bir yol ayarlayacağımız için de gayet güzel bir şekilde oraya işi işi devam ettirmiş olacaklar. Şimdi şu yolu tamamen bir yok edelim ortadan. Hiçbir şekilde bu yolu istemiyorum şu anda. Tüneli falan da iptal ediyoruz artık. Daha düzgün yollar vereceğiz buraya olması gereken bu yani artık bundan sonra şehrimiz için daha düzenli bir yol işleyişimiz olması lazım yani istediğimiz bu tamamen şu andan itibaren şimdi buraya ayrı iki tane yol vermemiz lazım bizim nasıl vereceğiz onu şöyle bir bakalım şöyle bir bakalım bununla buradan bir dört şeritli bir yol götürüp iki şeritini hemen buraya bir yere aktarıp ondan sonra iki şeritini devam ettirmemiz lazım yani isteğim bu yönde benim şu anda ee, o yüzden 4 şeritli bir yol alalım hemen. 4 şeritli tek yön yol olacak tabii ki bu. Hani atıyorum şöyle bir şey istiyorum ben. Mesela nasıl yapabiliriz onu? Şuradan bir tane yol çekelim hemen bu tarafa doğru. Daha sonra 4 şeritli yollardan. Bu da mı 4 şeritli? 6 şeritli bu pardon. 4 şeritli yollarımız bunlar aslında ama. He, otobandan mı çekmemiz lazım bizim o zaman? Hani otobandan çekelim. Otoban yol tarzından çekelim. Şöyle bir şekilde. Şuraya kadar getirelim bakalım. Daha sonra bunu upgrade aracıyla yönünü değiştiriyoruz tamamen. Daha sonra şunları yıkıyoruz. Bir sırada burayı yıkalım. Tamamdır. Şimdi. buradan. Şöyle bir bağlantı verdik değil mi? İki şerit şeklinde. Bu iki şeridini iptal edeceğiz tabii ki oranın. Daha sonra ee, şuradan geliyoruz. Şunu iptal et. Şöyle getirdik. Karşıya geçtik. Daha sonra geldik buraya bağladık bu yolu. İki şeritte oradan olacak şekilde bağlantımızı vereceğiz şimdi. Ama nasıl? Tabi buranın yönlerinin öyle o şekilde gözükmesinde bir problem yok. Şu anda buradan iki şirde verdik. Havalandırmalar vesaire gözüküyor zaten. Orayla alakalı sıkıntımız yok. Şimdi birazcık daha iç tarafa çekeceğiz tabi bunları. Şöyle dışarıya çekelim. Şöyle verdik yolu. Tamam bunlar o tarafa gidecek. Şimdi ayarımızı çekelim hızlı bir şekilde diyeceğim ama şöyle bir sıkıntı var. Sanırım burayı bağlamadığımız için herhangi bir yere o tarz bir problem çıkartıyor şu anda. Burası ters yönlemiş, yönünü çevirmiş çünkü. Aynen yani şurayı devam ettir. Şimdi Ctrl S ile buradan yönlerimizi vereceğiz. Burası buraya geçmeyecek hiçbir şekilde. Çünkü buranın yolunu tamamen iptal edeceğiz. Burası buraya geç. Kırmızıyı da buradan iptal et. Daha sonra... Hiçbir şekilde şu şeritler olmayacak. Sağa sola gitmeyecek yani bunlar. Bunlar sağa gidecek onlar dümdüz devam edecek ilerden E tabi e, Bu tarz modlar var mıydı hatırlamıyorum tamam mı hani atıyorum şuranın yönünü de çevirebiliriz gibi duruyor Veya şöyle bir şey yapabiliriz bir saniye hemen göstereceğim onu da Hemen geliyoruz sanayi yoluna tekrar buradan e, Anarşiyi aç Burayı upgrade it e, olay aslında bu yani iki şerit buraya gidecek iki şerit oraya gidecek şeklinde e, Yönümüzü ayarlamış olduk ufaktan da olsa şu yolu bu şekilde çevir. Tamamdır. Bu yolu birazcık daha içeriye doğru çekeceğiz. Daha sonra yer altına inelim bir ufaktan. Yer altına inmek için şöyle bir yoldan geçmemiz lazım ama tabii Evet hepsi birbirine karıştı şu anda. Yer altına in bakalım. Daha sonra Şöyle burları ayarlayalım hemen. Bu şekilde ayarladık tamamdır. Bunu hafiften yaklaştıralım şöyle. Tamamdır, güzel. Hiçbir sıkıntımız yok şu anda. Biraz e, görünüm açısından biraz garip duruyor olabilir. Evet bunun farkındayım ama olması gereken tarz bu yani istediğim bu. İki şerit oraya gidecek iki şerit buraya gidecek. Herhangi bir şekilde birbirlerini engelleyeceklerini sanmıyorum. Engellerlerse e, buraları kontrol edeceğiz. Zaten şöyle ufaktan açalım buranın yolunu da mesela. E, çok daha düzgün olur diye düşünüyorum. Haftan burayı da buraya yaklaştıralım. E, bu şekilde dönüşlerimizi sağlamış olacağız diye tahmin ediyorum. Yani en azından şu anki isteklerimiz bu yönde bunları zamanla göreceğiz zaten nasıl çalışıp çalışmadığını. Ee, şu bu araç değildi bizim alacağımız da ne ile bak yapacaktık onu bir saniye şöyle bir şey kontrol ediyorum şimdi. Bu da değil. Ha, şunlar şunlar evet. İstediğimiz bu aslında. Tamamdır. Ee, iki şerit sağ iki şerit karşıya doğru devam etmiş olacaklar. Ee, trafiğimiz buradan akacak zaten. Burası devam edecek. Aynı şekilde buradan da çıkışını vereceğiz tamamen şu anda. İki şerit şeklinde. Direkt buradan yol dümdüz yol çektiğimizde zaten olay halledilmiş olacak aslında bakarsanız. Şöyle o taban yolunu alıyoruz tekrardan. Üste çıkalım geri. Şöyle getirdik yolumuzu. Şimdi iki şeridi şöyle vereceğiz bakın buradan şimdi. Ee, tıklıyoruz bu buraya bu buraya olacak şekilde veriyoruz hatta bu tarafı iki şeride çe çekebiliriz tamamen aslında ee, şu şekilde bu şekilde veriyoruz burayı ondan sonra buradan da 4 şeride geçecekler zaten 4 şeride geçtikleri kısımda da bu buraya bu buraya daha sonra bu buraya bu da buraya olacak şekilde hiçbir şekilde birbirlerini engellemeden yollarına devam etmiş olacaklar. Bu da işte istediğimiz yerlere göndereceğiz bu yolu tamamen. Bu yola falan bağlayabiliriz belki döner kavşakla şuradan bir yerden. Veya şunu döner kavşak yapmamız lazım sanırım. Aynen burayı döner kavşak ayarlayalım hızlı bir şekilde. Yani çok daha güzel bir iş işimiz olacak orada. Hızlı bir şekilde alıyoruz hemen döner kavşak için. Güzel bir yol. Aslında şu tarz büyük bir şeyler de yapabiliriz ama çok da gerek yok ya o tarz bir şeye Bunlara gerek yok. Bu neymiş? Bu fazla büyük. Bunlar çok aşırı büyük onlar. Bizim klasik 3 yol çatal yolumuz bu. Evet onlara falan gerek yok. Biz normal bildiğimiz şeyi uygulayalım bir şekilde buraya. Alıyoruz. Bağladık. Daha sonra şurayı yıkıyoruz. Ve seçim aracından şurayı komple seçelim. Haftan burayı bir saniyesin niye seçemedik. Şimdi seçilmiş olması lazım şöyle yaklaştıralım Tamamdır Burayı hizalamak açısından en azından Evet tam olarak istediğimiz bu Buraları iptal et Daha sonra Oraya 4 şerit vermemiz lazım bizim otoban yolundan 4 şeritlik bir yol vereceğiz hızlı bir şekilde Şöyle çekelim buraya Daha sonra upgrade aracını alıp bunun yönünü çevireceğiz hızlı bir şekilde Buradan akışımız aynı şekilde devam etmiş olacak Daha sonra Burası kaç şeritlikmiş 6 şeritlik bir yol Altı şeridlik bir yola gerek var mı bilmiyorum ama yapalım. Sizi bir kıracağız. Yapalım hadi. Ama orası şey olmasın tabii ki. Herhangi bir şekilde köprülü bir yol olmasın. Tamamdır. Altı şerit şeklinde burası da devam edecek. Güzel bir şekilde belki buranın giriş kısmında değiştirebiliriz. Çünkü bu, bu tarz bir giriş olayı çok daha işlevsel açıkçası şu anda bizim işimize gelen bu buradan da iki şerit olarak yolumuzu devam ettirelim hemen. Tek yön olacak bu. Bu arada şu yön işaretini görünce aklıma geldi o. Daha sonra buraların trafik ışıklarını kaldıracağız ama buranın şerit sayısını arttırmamız lazım. 3 şerit geliyor, 2 şerit çıkıyor. 4 ee, şeritli bir yol yapmamız lazım bizim buranın düzgün bir şekilde işlemesini istiyorsak eğer en az 4 şerit belki 5'e bile çıkartabiliriz yani şu döner kapşa tamamen daha sonra trafik ışıklarına bakıyoruz. Şuraları kaldıralım. Ondan sonra dönüş araçlarını alıp hemen bu şekilde yönlerimizi veriyoruz. Belki şurayı 3 şeride düşürebiliriz değil mi? Ya da 5 şeride çıkartıp o şekilde yapabiliriz. Bakacağız duruma göre. Bu şekilde ayarlayalım burayı. Daha sonra burası da bu şekilde ayarlanmış oldu. Şöyle bir şey yapsak peki. Burada mesela atıyorum. Şurayı iptal edelim. Şurayı iptal edelim. Burası buraya gelse, burası, e, ha, birbirlerini engeller biraz ama şöyle bir şey yapalım o zaman veya şunu kaldır, e, mavi aynı zamanda buraya da dönebilsin. Bu şekilde yapalım, değil mi? Deneyeceğiz bunları, bakalım nasıl oluyor diye akışlarını göreceğiz. Ona göre tekrardan farklı ayarlamalar yapabiliriz ilerleyen e, bölümlerimizde, zamanlarımızda. E, buranın sularını çekmiştik ama birbirlerine bağlamadık. Yani fark, ki, genel bir hatta bağlamadık bu suyu. Tamamdır su işi tamam burada Şöyle bir başlatalım oyunu bakalım Ne olacak şimdi burası Evet güzel ee, Bizim trafiğimiz nerede oluşuyordu Şurada oluşuyordu değil mi Buranın çözümüne bir bakabiliriz birazdan ee, Önce buranın bir mahallesini verelim ee, Bölge ismini verelim buraya tamamen ee, Şöyle alalım işaretleme aracımızı Seçim aracımızı bölge belirleme aracımızı Buraları tamamen işaretliyoruz Şu iç kısım tamamen sanayi e, ticaret merkezimizin depo alanı olacak yani. Aslında ticaret merkezi bile diyebiliriz bu depo alanı tamamen. E, çünkü e, çünkü burası güzel bir şekilde kullanılacak. Yani burada toplanacak bütün malzemeler buradan aktarılacak çeşitli alanlara, bölgelere. E, baksanıza yani inanılmaz bir trafik oluşmaya başladı. Yani buralarda bile sürekli gelen arabalar var, sürekli giden arabalar var. Aktif bir şekilde kullanılıyor yani en azından istediğimiz istediğimiz buydu zaten her zaman Bunu sağlayabiliyoruz yani şu anda Görünen bu Bu yol kalsın şimdilik veya bunu çift şerit Yön yapabiliriz veya Nasıl yapsak ki Şöyle Alalım bakalım Bunu sanırım bir, birkaç kere değiştirdik bu yol tarzını ya bir önceki bölümde de değiştirdik diye hatırlıyorum. Ee, o biraz <laughs> garip oluyor ama sürekli değiştirmek. Ama yapacak bir şey yok yani. Buranın e, şimdilik bu şekilde devam etsinler. O depoların bölgelerini de değiştireceğiz zaten tamamen. Evet burayla alakalı problemimiz yok. Şu yolu bağlamamız lazım bu arada bir yere. Aha, bu kötü oldu. Bu yolu nereden bağlayacağız işte. Daha sonra buradan dönüyoruz. Kaç yoldan dön dönmüşüz. 8 udan dönüyoruz, 8 u şeklinde dönelim burada da. Daha sonra düz devam edelim. ve Buradan tünelden çıkalım artık. Ve buradan geliyoruz. Hmm, burası kaç uymuş toplamda? Bir bakalım ona da. 14 uluk bir şey, yol var. Yaklaştıralım o zaman veya şuradan bir dönüş alalım 14 uluk. Anarşi iptal et. 14 u. Niye saçmalıyor bu yolun şekli? Anarşi açılıyor çünkü kafasına göre. Pekala şöyle bir bağlayalım öncelikle. Tamamdır. Ayarlayacağız bunu şimdi bu yolu. Şunu kaldır. Ya, olması gereken o tarafa bak trafiği devam ettireceğimiz için bu şekilde bir yol tarzı olması lazım burada. E, şunu bir upgrade'le bir yönlerini çevirelim hızlı bir şekilde şu tarafın şu tarafın şu tarafın. Ve burada niye oldu bu? Şurası evet tamamdır. Daha sonra bunu çekiyoruz hafiften bu tarafa doğru. Yani buraya aktarabiliyoruz kolay bir şekilde diye düşünüyorum. Hatta buranın şerit sayısını düşürebiliriz bile. Tunnel yapalım burayı hemen burada. Artık düşsün buradan iki şerit, dört şerit gelmesin hiçbir şekilde buraya aktarsınlar birbirlerini o şekilde devam etsinler. Hatta şöyle bir şey yapalım. Gerçi e, öncelik vermenin gereği yok şu anda bir aksınlar bakalım göreceğiz zaten bunları zamanla Problem çıkartıyorlarsa hepsini Tek tek çözeriz hiçbir sıkıntı yok Şimdi buralara artık şey yapalım böyle bir ürün verelim hayvansal ürün İşte e, un olsun Daha sonra burası kağıt olsun Sırayla verelim hepsinden kesilmiş kereste olsun Petrol olsun Plastik olsun Daha sonra burası cam olsun Belki bir sıra bile önüne de yapabiliriz yani bunu daha sonra. Yani metal. Eşsiz fabrika ürünleri. Bölgesel sanayi orman ürünleri. Daha sonra bölgesel sanayi tarım ürünleri ve bölgesel maden ürün Bölgesel petrol ürünleri ve son olarak da goods yani çeşitli malzeme oluyormuş, goods mal oluyormuş, ürün oluyormuş o şekilde koymuş olduk. Bir önceki bölümde 26. depo bölgesini yaparken Guts olayını şey yazmışız galiba. Söylemiştim yani yanlış söylemiştim yiyecek vesaire ama genelini kapsıyor o. Bu yani her şey olabilir içerisinde. Baksanıza trafiğe tır trafiğine. Petrol, petrol, petrol. Mademmiş pardon, ikinci sıradaki bu petrol orman nakliye. daha sonra petrol orman odun ve petrol. Petroller ilk şeritten kullanıyor. Madenler sol şeridi kullanıyor. Muhtemelen oradan dönecek çünkü onlar. Aynen öyle. Biliyoruz bu şeyi. Evet, direkt belli yani zaten madene döneceği oradan. Diyorlar o şekilde. Et evet, buralara da geldiler bu arada artık araçlar. Burası mümkün değil. Yani hiç sanmıyorum buranın trafik oluşturma ihtimalinin olduğunu. Hiç hiç sanmıyorum. Umarım da oluşturmayacak zaten. Hatta buraları tek şerit bile yapsaymışız e, yeterli olmuş. Yani iki şeride gerek kalmadan e, kolay bir şekilde halledebilirmişiz. E, i̇stersek onu da çevirebiliriz ilerleyen zamanlarda. E, i̇ki şeride çevirirsek çünkü çok daha kolay bir şekilde buranın aktarımını veririz. Yani dört şeridi iptal ederiz. E, aslında e, daha verimli olur hatta bizim için yani bu tarz bir işleyiş. E, çünkü önemli bir şey aslında o da. Bu arada yol soluna geçiyorlar yani yolun soluna geçiyorlar. Hiçbir sıkıntı yok o konuda herhalde. Evet geçmek isteyen rahat bir şekilde geçebiliyor. Şu neymiş? Motosiklet nereye gidiyor? Bakalım sen işe gidiyor muhtemelen bu. Aynen şuraya gidiyor işliyor. Ortaya ölçekli depolardan birine geldi. Motor da park etti önüne. Ama diğer depoya gidiyor. O da ilginç. Yani başka deponun park yerini kullanıp başka yere gidiyor. Güzel. Sıkıntı yok. Evet süremize bakıyorum. Şöyle 28 dakikaya ulaşmışız. Depo alanını güzelleştirdik bu bölümde. E, tamamen ticaretimiz akıyor zaten. Tabi bütçelerle alakalı hala sıkıntımız var. O da e, ilerleyen bölümlerde birkaç bölümü sanırım e, rayına oturacaktır diye tahmin ediyorum. Oturduktan sonra zaten mükemmel bir şekilde işleyişimiz devam edecektir e, diye düşünüyorum. Yani zaten diğer bölgelerde herhangi bir şekilde problem yok. Buralar yemişil ağaçlı e, depolarımız gerçekten gayet güzel bir şekilde faaliyetlerini devam ettirecek. Bu şekilde bölümümüzün burada sonuna gelelim. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Ee, video ben beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın derken şöyle bir şey aklıma geliyor. Bu iki bölümdür bu aşımıza geliyor. Burayı işaretledik ama niye koymadık? Willy Wonka ee, depo alanı. Evet e, tekrardan Willy Wonka'ya da yorum için teşekkürler. Yeni bir mahalleye Willy Wonka ismini Alırım başkan diye bir yorum yapmış kendisi zaten sağda solda bir yerde göreceksiniz muhtemelen e, yorumun görselini e, şöyle Willy Wonka depo alanı olarak verdik daha sonra bir mahalle oluşturduğumuzda Willy Wonka'ya bir kez daha mahalle vereceğiz yani şimdilik bu bölümümüzde aksatmayalım diye e, 26. bölümü yorum olarak atmış 27 bile paylaşmadım henüz e, 28'i peşinden çekiyorum zaten 2-3 gün arayla çekiyorum ama e, 28, e çe 28. bölümü çekmiş oluruz 28. bölümü aynen şu anda 28'deyiz herhangi bir hatamız yok. O şekilde devam edelim. Ee, tekrardan buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni oynar bir yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.